أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Muhterem ve aziz seyircilerimiz, yine de ne için acaba rubrikasında sizlerle beraberimiz. Allah-u Teala'nın selamı üzerinize olsun. İlk başta onunla sizleri selamlayımız. Herkese dua etmemiz ki Allah-u Teala bütün işlerde sizlere yardımcı olsun. Bütün işleri kolaylaştırsın. Sizden gelen sorularına da biz de cevap vermeye tırışamız. Belki de o taraftan bizim tekrar bir faydamız diyerdik. Bugün bizlere sorarlar. Derler ki, kul üstüne baskan adamın kurantasında dava çıka buna anlatma var mı? Her vakit aytamız ağalarım. Atalarım, aklımızı kullanmak gerekmez, dinimizi yaşı bilmek gerekmez. Dinimiz böyle şeylerini kesin kes yasak etti. Böyle şeylerinden korkmakını, böyle şeylerini ne bileyim işte kul durumundan sonra başka şeylerden, öyle şeylerden uzak durmakını bizden Allah-u Teala olsun, Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun, bizlerden bunu istiyor. Çünkü insan kulden değil, Allah'tan korkması gerek. Ve işte ne bileyim adam kulge bastı, ondan sonra evinde dava çıktı. Bir adam kulge basar, dava çıkması mümkün ama bu demek değildir ki her yerde yani işte kulge baskanın vakit dava çıka degen şey olmaz. Allah-u Teala bütün böyle yaman şeylerden, davalardan bizlerini korçalasın. Korantalarımıza her vakit böyle sevgi olsun, yardımlaşma, katlaşma olsun inşallah. Ve bunun yanında böyle yani tabii ki bu sual dinden bağlı olmayan bir sual, dinde olmayan bir şey ama sorarlar. Gerçekten de Allah-u Teala bizlerge birbirimizi anlamaya, birbirimize yardım etmeye, sevmeye, birlik ve beraberlik içinde hem Kur'an'da hem her vakit yaşama nasip eylesin. Allah-u Teala yar ve yardımcı olsun inşallah.